Sevgili hocam nasılsın? Hamdolsun Mustafa'cığım, sen nasılsın? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Ne zamandır seninle de muhabbetini yapıyoruz. Türker Kılıç'ın Bağlantısallık diye bir kitabını okuyorum. Ve yani Türker Hoca'yı çok seviyorum, çok takdir ediyorum ama o nasıl bir jargondur arkadaş? 13 sayfadan yukarıya çıkamadım gerçekten. Hani biraz. Çok da önemseyerek okuyorum. Çünkü biliyorsun uzunca bir zamandır ağ toplumu çalışmaya çalışıyorum bir taraftan. Yani hem iletişim tarafıyla ilgili hem de sosyoloji görüntüleriyle alakalı. Ben daha çok uygulama alanlarındaki toplumsal değişimlerine, kavram değişiklikleriyle ilgileniyorum. Onları sahada da uygulamaya çalışıyorum. Bunlar değişti, bunu artık öyle değil, böyle yapalımla alakalı. Burada da aslında farkında olmadan ağ toplumunun 1980'lerde, 90'larda öngörüsel metinleri var. Ama konu teknolojinin yeni şekliyle beraber tamamen değişti. Yeni hub'lar, toplayıcılar, dağıtıcılar oluştu ve o hub'lar yeni kültürler kurdu. Yani dijital medyanın kendisinin oluşturduğu kültürler ya da dijital teknolojinin getirdiği medya olmak zorunda değil. Mesela WhatsApp gibi malzemelerin oluşturduğu yeni formüller. Bu da gerçekten bağlantısallık diye tarif edilebilen, Türker Hoca yaşamdaşlık diye de kültüre yansımasıyla alakalı bir öngörüde, bir savda bulunmuş konuyla ilgili. Bir yeni tip, bir formül. Hem sosyal ilişkilerin içerisinde hem bir şey yapmayla alakalı. Formülden ziyade anlama biçimi diyelim. Niye öyle olduğunu soracağım. Ben de zaten burayla alakalı gerçekten sorular sorup bırakacağım konuda. Soracağım şeylerden bir tanesi mesela, yavaş yavaş insan o 150 kişilik kendi görüşme grubunun içerisinden milyarlarca insanla beraber pozisyonlandığında, aynı bağlantısal formun içerisinde kalmaya başladığında bir süper organizmaya doğru gidiyor mu? Yani hani davranışı arılarda, karıncalarda olduğu gibi daha tanımlı bir süper organizmaya doğru gidiyor mu? Çünkü daha basite indirgenmiş mesela emojiler gibi alt kavramlar kurmak zorunda kalıyor, basitleştirilmiş alt kavramlar. Komplikasyonlardan uzaklaşma, derinleşmeden uzaklaşma, basit. Yani dünyanın çok ciddi bir bölümü duygusunu ve şakasını anlatamayacak kadar İngilizce bilip birbiriyle ilişki kuruyor. Hı hı. Yani çok tuhaf değil mi? Yani hani arka çok tarafta. Solucu da harika. Ha yani işte hani öyle yani derinleştirmiyorsun, basitleştiriyorsun, yaygınlaştırıyorsun ve bu bir süper organizma davranışıymış gibi görünüyor. Hani hep birlikte bu bir süre sonra daha toplumsal kurallarda katı sınırları olabilecek. Bunun toplumsal yansıması böyleymiş gibi ama öte taraftan da kalabalıklaştıkça daha karlı hale geldiğimiz, kalabalıklaştıkça daha anlamlı içerik üretebildiğimiz potansiyelle alakalı da bir başka pozitif tarafı var. Hani işleyiş tarafı var. Soru gibi değil de bir zemin gibi bırakayım. Şu bağlantısallığı gerçekten şey yapmak istiyorum. Ya anlamak bir kere istiyorum. Zaten hocanın yani Türker Kılıç Hoca beyin cerrahı işin gerçekten biliminden, hani hardcore biliminden geliyor. Yakaladığı yer laboratuvar tipi ya da klinik tipi bilimle uğraşan insanın biraz da olsa felsefeye dönüp baktığında ne ganimetlerle gelebileceğini çok güzel gösteriyor. Şimdi Türker Kılıç Hoca sadece bilim insanı değil. Aynı zamanda latif bir insan. Yani edebiyatla arası iyi, felsefeyle, düşünceyle arası iyi. Farklı alanlara merakı devamlı, canlı ve doğrusu besleniyor yani. Beslenirken de dün Bülent'le konuştuğumuz bir konu. Biz her bölümde Bülent'e atıf yapmazsak sevabımız azalıyor. O yüzden burada da yapalım. Mesela tabiattaki bazı şeylerin insan davranışlarında nasıl birebir tekrar ettiğiyle alakalı bir metaforu ya da bir anlayışı var ya onun. Yani tabiatta aslında kurallar, fizik kanunları bilmem neler belli. Bizim davranışlarımız, duygularımız, tepkilerimiz falan da aslında bunların yansımaları gibi görüyor Bülent ve birçok verdiği örnek hakikaten çok güzel. Bu aslında bir biliş biçimi. Yani tabiata bakmak, baktığın yerde bir sistem görmek, sonra onu baktığın diğer yerlerdeki sistemlerle ortak özellikleri açısından anlamlandırmak ve anlamak. Mesela insan zihni bunu çok güzel beceriyor ama bir tane alana bakarsan, mesela ben beyin çalışıyorum. Sadece beyin çalışıyorum. Yani işte hücrelerin kablolarını ölçüyorum, onların dağılımlarını haritalıyorum falan filan. Derim ki abi beyin ne süpermiş, ne karışıkmış, bilmem neymiş. Fakat tabiata, doğaya, kozmoza, yıldızlara falan filan bakmıyorsan, yani dışarıda başka ne oluyor diye bakmıyorsan, bunu nevi şahsına münhasır bir mesele olarak görüp tatsız, sası bir raporlamaya dönüştürüyorsun. Ama Türker Hoca gibi insanlar dışarı baktıklarında, mesela ben de bu kafayı çok seviyorum. Yıllardır işte kaos teorisidir, fraktaldır, hikayelerle uğraşma sebebim de bu. Mesela ben işte nehir yatağından hayat dersi çıkarmayı seven bir adamım. Çünkü ben de onun tabi olduğu kurallara tabiyim. O öyle davranıyorsa bende de onun bir benzeri olmalı gibi bir taraftan bakıyorum. Mesela Türker Hoca bakıyor, felsefede emergence diye, zuhur eden özellikler diye bir kavram var. Parçaları bir araya koyuyorsun ama parçalardan bambaşka bir şey çıkıyor. Hiç beklemediğin bir davranış ortaya çıkıyor. Mesela bu davranış fiziğin, işte maddi dünyanın kendi içerisinde var olan
gayet normal, sıradan, anlaşılır özelliklerden zuhur ediyor ama öngörülemiyor ve nasıl ortaya çıktığı anlaşılamıyor. Yani mekanizmasını anlıyorsun ama olayı mesela şimdi şöyle olunca şöyle olacak gibi algoritmalara döküp tarif edemiyorsun. Şimdi biraz bağlantısallık dediğimiz hikayeden hocanın devşirdiği anlatı da, ben bu arada hocanın kitaplarını okumadım. Bol bol konuşmadan dinlerim. Kendisiyle sohbetimiz de var az da olsa. O sohbetlerden derlediğim kadarıyla ki zaten paralel konularda uğraşıyoruz. Ama kitaplarında tabii ki bir hani klinisyen olduğu için o teknik jargonu çok ağırlıklı olacak. Onu tahmin ediyorum, biraz bağlantısallık kitabına hızlı bir göz atmıştım. Orada hocanın yaptığı şey 2005-2006 belki 2010'dan beri daha hızlı olarak beynin bağlantı haritasını çıkarmaya yönelik çalışmalardan öğrendiğimiz bir şey var. Mesela işlevsel bağlantısallık diye bir konu vardır bizim bugün nörobilimde. Functional connectivity İngilizcesi. Ne bu? Beynin herhangi bir işi yaparken birden fazla bölgesi çalışıyor ama bazı bölgeler o işleve has olarak beraber senkronize ya da biri önce çalışıyor, öbürü sonra çalışıyor, daha sonra öbürü çalışıyor ve o işi yaparken hep aynı sırayla bunlar çalışıyorlar. Dolayısıyla beynin uzak bölgeler arasında böyle bir senkronizasyon ya da eşgüdüm olduğu zaman diyorsun ki bunlar arasında haberleşmeyi sağlayan bir bağlantısal yapı olduğu için bunlar böyle bir kurala uyuyorlar ve bu sayede bu davranış ortaya çıkıyor. Ve en çarpıcı kısmı da bu işlevsel bağlantısallık değişiyor. Sen tecrübe kazandıkça, öğrendikçe, fikrini değiştirdikçe beynin veri işleme biçimi değişiyor. Dolayısıyla benim beynimin yüz tanıma bölgesi armut kadar, öbür tarafı elma kadar, şu kadar büyük, bu kadar nöron artık önemini yitiriyor. Beynin hangi fakülteleri beraber çalışıyorlarsa o anlam veriyor. Günlük örnekte en iyi anlaşılan tarafı da bana sorarsan, işte Mozart'ın işte neydi o? Var ya. Onu şimdi dinliyorsun. Diyorsun ki Mozart parçası. Hangisi olduğunu hatırlayamadım. Türk marşı neyse. Ondan sonra buraya darbukayla girdiğini düşünürüm. Böyle örnekler de var. Şimdi normalde batı enstrümanlarıyla çaldığında aldığın bir duygu, his, Mozart çok güzel. Ama mesela darbuka gibi yeni bir bağlantı girdiği zaman işin içerisine bir anda vay lan ne biçim oldu. Gene Mozart, gene aynı şey. Ezgi aynı, duygu aynı, her şey aynı ama pardon, duygu aynı değil, başka bir duygu seviyesine, başka bir algı seviyesine geçiyorsun. Dolayısıyla mesela o orkestraya atıyorum pan flüt ilave edersen başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani aynı ezgiyi farklı bağlantısallıklarla icra ettiğinde ortaya yepyeni durumlar çıkabiliyor. Şimdi beynin böyle çalıştığını biliyoruz biz. Sadece beynin değil, karınca kolonilerinin de böyle çalıştığını biliyoruz. İnsan topluluklarında böyle çalıştığını biliyoruz. Yıldız galaksi kümelerinin, süper galaksi kümelerinin de belki böyle işlediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla evrenin kendisi birbirine bağlı veri akış sistemleriyle haberdar olan parça ya da öbeklerden oluşuyor. Şimdi böyle olunca parçaları çalışmanın sana öğretebileceği şeylerin sınırı var. Bütüne bakmayı öğrendikçe anlayabilecekleri ise çok daha farklı. Toplumda da böyle, beyinde de böyle. Biz mesela şimdi beyinde bir bütüncül bakış açısı falan geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bizim meslektaşların işi çok zor. Yani 150 senedir sen mık mık parçaları çalış, şimdi tepeden bakacağım. En fazla terasa çıkıp bakıyorsun, nöron küçük gözüküyor falan diyorsun. En fazla yapabildiğimiz o gibi duruyor. Gri görünüyor burada. İşte burada ne lazım? Mesela Türker Hoca gibi, yani mesela ben de bir yerde burada çaba gösteriyor sayabilirsin beni. Bizim gibi insanların sayısının artarak felsefeden, sanattan, kadimden, oradan buradan ödünç aldıkları anlayışlarla bilimsel veriye anlam verebilme çabası. Ve bence çok etkili bir metafor, çok daha fazla üzerinde hani fikri çiğneyerek ilerlememiz lazım ki buradan yeni şeyler çıkaralım. Bizi biz yapan bağlantısallık. Demin söylediğin şey uyarınca da mesela insanlar gerçekten 5 tane insan olsun abi dünyada. 5 insan bir araya geldiğinde ya da haberleştiğinde süper organizma olur. Çünkü her birinin elinden başka bir iş geliyor ya, tek başına yapabileceklerinin 100 katını yapabilir hale gelirler. Tutup bir dağı devirebilirler yani, anlatabildim mi? Ama süper organizma, her durumda oluyorsun da nihai işlevi ne oluyor bu süper organizma? Yani bağlantısallık ortaya ne çıkarıyor? Şimdi senin bahsettiğin bu yeni bağlantısallık gezegenin kanserini ortaya çıkarıyor. Gezegeni yıkıp yağmalamakta, kendi işte yokluk endişesinden dolayı her tarafı sömürmekte bütün canlılardan daha mahir hale gelen bir insan kitlesini ortaya çıkarıyor. Her zaman bir süper organizma ama bu süper organizmanın bağlantısallığa göre nasıl değiştiğini görüyoruz. Şimdi burada bazı değişim adımları vardı. Şimdi bu işi teorize ederken seninle beraber aslında masada belki 170 bölümdür böyle de bir şey, pastayı böyle paylaşıyoruz.
Sen işin teorik, daha felsefi tarafındayken ben daha uygulama ayağında ve sokakta pratikte daha işimize yarayacak tarafla beraber konumlanıyoruz doğası gereği. Ve bu benim ilgimi de çeken bir şey yapmayla alakalı. Şimdi dijitalleşmenin getirdiği connect, hızlı birbiriyle bağlanabilme kabiliyetinin mesela şöyle bir değişime neden olduğunu fark ediyorum. Bu senin söylediğin şeyle beraber. Bireyin kendisinin çoğunlukla kitleyle ilişkisinde dinleyici olduğu formda dinleyiciydi. 1980 yılında kaset Sezen Aksu'ydu, dinlerdik. Yani tüketimdeki seçki grubu çok azdı. Daha çok zaten bir şey söylemek için bir fırsatımız yok. Çoğunlukla seçkide az seçenek arasında seçki yapabildiğimiz bir iletişim biçimiydi. Bu da işliyordu bu arada. Fakat teknoloji bizim birbirimizle bağlantılarımızı arttırdığımızda bağın kendisinin anlamlı olabilmesi için bağın bağlandığı bireylerin tümünün o bağın kendisine veri vermesi, yani geri dönüş sağlaması, yani sadece seçenek oluşturmaması, aynı zamanda içerik oluşturması, bilgi oluşturması ile alakalı bir sıçrama yaşadık. Mesela bu hani o bağlantısallık dediğimiz şeyin özü şeydi. Ağzı olan konuşuyor toplumu. Ha, sonra da bundan, şimdi mesela bu dönemdeki en çok şikayet ettiğimiz şey ağzı olan konuşuyor cümlesine döndü. Çünkü buradaki bireyin kendisi bu konuda bir şey beyan vermekle, cebinde ne varsa onu beyan etti. Ve cebindeki bu, yani hani yapabilecek bir durumu yok, yani hani bir şey beyan etmede ya da pozisyonlamada. Bu da toplumda yeni bir ortalama doğurdu. Yani şimdi bir önceki seçkinci formun içerisindeki ortalamayla ilgili algıladığımızla bu algıladığımız ortalama daha vasat bir ortalama. Ama yine de bu ortalama daha vasatmış gibi görünmekle beraber oluşturduğu şey bize bir yerden çok iyi geldi ki biz mesela bunu bir seçenek gibi bile görmüyoruz. Bu üzerine yürüdüğümüz ve daha da arttırarak, daha da yüksek connect, daha da yüksek ilişkiler ağını oluşturarak devam etmek istediğimiz bir yere doğru gidiyoruz. Ve doğal da bunun zekayla, akılla, kültürle ve tercihle ilgili bir durumu yok. Yani bu yokuş aşağı bir durummuş gibi görünüyor. Yani su bırakılıyor ve oraya doğru hareket maddenin ediyor. Maddenin tabiatı. Evet, tabiatı. Mesela bu bana çok tuhaf geliyor. Mesela akıllıca şeyi düşünmüyoruz. O zaman bunu denetleyen bilmem ne bir adam. Böyle bir şey yok. Aksine herkes yüksek bir yoğunlukla, hatta bağımlılık coşkusuyla buna doğru hareket ediyor. Demek ki o zaman evrimsel olarak, ben öyle seziyorum, evrimsel olarak bu bir yatkınlık. Yani tabii ki bu dekadans, bozulma, dejenerasyon da bir yatkınlık. Elmayı bırakırsan çürür. Mesela onun gibi bir yatkınlık ama. Yani, mesela o kadar negatifte ele almıyor. Yani negatif, bağlantısal abi, çürüme olmak negatif değil. Yani elma çürümese biz öldük, düşünsene. Ama ben hep fayda tarafından bakıyorum. Ha, ama işte o da fayda işte, çevrim. O bütün bağlantısallık içerisinde o çürümen de bir o. Yani bir ayrışacağız ki mevzuyu anlayalım. Bak mesela dün tamamen bilgi teknolojileri açısından ya da toplumsal iletişim açısından düşün. Biz küçükken böyle ortak bir hikayemizin olduğu, belli bir işte ideal ideolojinin, kötülerin, petepetönün olduğu falan böyle temiz bir zamandı tırnak içinde. Bütün toplum daha kolay bir tarafa doğru mobilize ediliyordu. İşte belki zaman alıyordu haberleşmek ama ortak pozisyonu almakta çok fazla zorlanmıyorduk. Fazla çatlak ses çıkmıyordu. Çatlak sesi toplumun kendisi bastırıyordu zaten. E niye? Bağlantısallık düzeyimiz sınırlıydı ve dediğin gibi çoğumuz dinleyici konumundaydı. Evet. Şimdi vücuda bak. Mesela beynimiz ve bağlantısallığa örnekleyelim bu durumu. Biz yürürken böyle çalışıyor beyin. Sadece yürüyorsun. Zaten genellikle beyinden yürümüyorsun, omurilikten yürüyorsun da. Omurilikteki belli grup hücreler böyle belli bir dans şeklinde birbirlerine elektriksel atımlar yapıp gönderip alarak bacaklara, kaslara, oralara, buralara sinyaller göndererek vücudun ritmik hareketler yapmasını sağlıyor. Ve bu hareketler sırasında araya başka bir şeyin girmesine gerek yok. Yüzlerce, binlerce nöron beraber hareket ediyor. Hepsi belli bir şemaya uyduğu zaman aslında yüzlerce kası ilgilendiren yürüme dediğin işi yapıyorsun. Peki bu nöronlar hepsi kafasına göre içericik sağlayıcı hale gelse bugünkü gibi bu vücutta neye sebep oluyor diye bakalım. Aynı bağlantısallık örneği üzerinden epilepsi hastalığı. Hadi falan yere düşüp çırpınmaya başlıyorsun. Aklıma mesela ilk şey geldi. Şu benzinliklerin önünde içinden hava şey yapar. İlk o geldi. O da çok senkronize bakmışlar. Gel gel. Abi her seferinde gülüyorum lan ben onlara. Evet, çok saçma bir şekilde. Ama mesela şimdi mesela bugün bu anki durumumuzu düşün. Her bir nöron epilepsi nöbeti sırasında kendi muhtemelen son derece özgür hissediyor. Gerçi bir nörolog olarak epilepsiye bakarsan onların hiç özgür olmadıklarını görüyorsun. Çünkü merkezi bir yerden bağır dendiği için 100 milyon nöron sürekli periyodik olarak bağırıyor. Ama her bir nöronun insan olduğunu düşün. Kendimi ifade ediyorum, işte fikirlerimi özgürce dile getiriyorum zannederdi muhtemelen nöronun bilinci olsa. Belki vardır. Burada yok demeyelim, hemen gömerler YouTube'da çünkü. Belki nöronun da bilinci var.
Ama neticede bu organizmanın işlevselliğine hitap etmeyen bir bağlantısallık. Bu da bir bağlantısallık. Ama mesela kriz yaratıyor. Ve bu kriz işte bizim bugün hastalık olarak çözmeye çalıştığımız, teskin etmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Ve vücutta amaçlı bir yürüme, çiğneme, düşünme, ne bileyim, yani iyi bir, faydalı bir aktivitenin epilepsiye dönüşmesine sebep olan şey nedir? Yani neden epilepsi olur? 50'den fazla epileptik sendrom var. Sebeplerinin çoğunu bilmiyoruz. Hani orada şundan olur diyemem ama ortak özelliği şu, nöronların beslenmesi bozuluyor, ortamı bozuluyor, zaman kötü, bilmem ne, bir şeyler oluyor. Ve onlar artık metabolik ritimlerini eskisi gibi sürdüremiyorlar. Bireysel nöronların başına gelen bu hadise sistemsel olarak, yani yapı aynı yapı, nöronlar aynı nöron, bağlantılar aynı bağlantı ama orada başka bir olayın zuhur etmesine ve ortalığın perişan olmasına sebep oluyor. Şimdi mesela bizim toplumumuzda da, bir karınca kolonilerinde de, sardalya sürülerinde de benzer bir durum var. Sardalya sürüleri muhtemelen 200 milyon yıldır böyledir. 100 milyon yıldır böyle davranıyor herhalde. O kadar süredir buradalar. Karınca kolonileri daha eski, birkaç yüz milyon yıldır buradalar. Ama insan öğrendiğiyle akli çerçevesini değiştirebilen bir varlık olduğu için, yeni akli çerçeveler, yeni hikayeler oluşturabildiği için biz sistemi kafamıza göre etkileme potansiyeline sahibiz. Ve dolayısıyla benim bağlantısallık gibi bir konudan aldığım bazı dersler var. Bunlardan bir tanesi toplumu anlamak istiyorsan, toplumsal hareketleri anlamak istiyorsan tek tek ne denildiğini dinle ama uzaktan bir örüntüye bak. O bağlantısallık, mesela yankı odaları dediğimiz şey, süper özgür sosyal medyada niye böyle birbiriyle aynı şeyi söyleyen insanlar öbekleniyor? Bu bağlantısallığın bir iktizası olarak o bağlantının şeyleri olan, düğümleri olan bizler o kadar veriyi kaldıramıyoruz ki. Doğrusu o nöronun, yani Sinan'ın, Mustafa'nın özelliği bu. Kaldırabileceği kadarıyla bir arada oluyor mesela. O öbeklenme, ya o da bağlantı, rahat etme duygusuna hızla istiyor. Tehdit tabii gibi algılıyor değişkenlerin tümünü. Yani konforda kalmak istiyor. Bileşenlerin her bir, nasıl derler, komponentin temel özellikleri belirliyor bağlantısallığı mesela. Dolayısıyla insanın temel özellikleri aslında eline teknoloji verdiğinde, insanın fabrika ayarlarını biliyorsan, eline teknoloji verdiğinde ne yapacağını öngörebilmeni sağlıyor. Ya mesela bilgelik de bunu görüyor. Bugün bilge bir şekilde bilimsel veriyi kullanırsan da bunu görebiliyorsun. Ama nevzuhur, ergen, böyle leylön bir bakış açısıyla herkesin eline imkan verelim, ortam coşsun, sonra düzeltiriz dediğinde insanı tanımadığını öğreniyorsun kısa bir süre sonra. Deniyorsun, öyle çalışmıyor. Mesela nöronlara daha iyi çalışsın diye kafein dök, bak bakayım ne oluyor. Epilepsi geçiriyor gene. İşte hasta olmasınlar diye penisilin var, epilepsi geçiriyor. Yani öyle iyi geleceğini düşündüğün bir şey verdiğin zaman her zaman iyi gelmiyor. Çünkü bağlantısallığın mantığını anlamamış oluyorsun. Şimdi toplumda da biz bağlantısallığı böyle bir bakış açısı, perspektif olarak kullanırsak çok işe yarayacak gibi. Benim oradan aldığım son bir ders de şu. Sinir sistemleri gibi karmaşık, işte gene karınca sürüleri de diyebiliriz. Bunlar da karmaşık sistemler. Bunların hepsinin işlevsel, amacına uygun çalışabilmesi için belli odakların sürekli ritmik aktivite göstermesi gerekiyor. Mesela bizim beynimizdeki işte o biyolojik saatleri tespit eden suprakiyazmatik çekirdek gibi. O abicim 24-25 saatlik bir döngüde çalışacak, orkestra şefi gibi diğer bütün işlevlerin belli bir düzende gitmesine yardımcı olacak. Orası bozulursa her yer dağılıyor. Hipotalamus dediğin yer arıza yaparsa bütün sistem çöküyor. İnsan toplumunda açık beyin susarsa herkes ölür gibi. Fikir odakları, fikir önderleri, efendim gönül erleri, yani edebiyatçılar, bu tip böyle bizim ruhumuzu yükselten, aklımızı zenginleştiren odakların, estetik üreten, sanat üreten odakların devamlı çalışması toplumu daha nazik, nazenin ve latif bağlantılar kurabilir bir efsafta tutuyor. Bunlar çalışmaz ise eğer bağlantısallık çöker. Bağlantısallık icat edilmeden çok önce rahmetli Atatürk ne demiş? Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Aslında bu demek bu. Mesela sanat boş iştir. Ne zaman? Sen algoritmik olarak bakarsan. Bize doktor lazım kardeşim. Al doktor sana. Sanatsız doktor ne olur? Seni doğrar geçer. O bağlantısallığı anlamadığında peki bu, bunu işte, çözemezsin. Yani şimdi şöyle geliyor. Biz kansere ya da işte başka tür hastalıklara ayırdığımız yatırım oranı dünya olarak, hani kapital bir dünyada bunun özgür iradeyle olduğunu varsayalım. Yani daha doğrusu ihtiyaç arz talep ilişkisini kendisini dengelediğini varsayalım.
aradığımız, yatırdığımız biri bir buna birimken... Buna öküz irade diyelim bence. Ya da yani bir şey. Yine de toplamda hareket hani hepimizin makulüyle oluşuyor ya. Hani öyle karma diyelim istersen bunlar hep şeyde. Öyle ya da böyle. Tabii. 7-8 ne talep ediyorsak o sonuca doğru gidiyoruz. Ama herkesin ortalamasıyla. Kansere ayırdığımız konsantrasyonumuz bir birimken, oyun, game sektörüne ayırdığımız birim 100 birim. Oyun alanında. Demek ki yani dünyadaki konsantrasyonumuz kanserle ilgili değil. O kadar da korkmuyoruz kanserden. Oyunla alakalı talebimiz var. Ya da yine toplam bir şekilde enerjimizi, motivasyonumuzu ayırdığımız şey bu bağlantısal form. Yani dünya mütemadiyen şu anda hub üretiyor. Hub'tan kastım yani hepimizin... Ona şey diyelim, patolojik bağlantısallık. Yani hastalıklı bir bağlantı. Yoksa hocam biz, o hastalıklı olup olmadığını, ya hastalıklı olup olmadığına emin değilim ama. Yani hastalıklı derken yani o bana hani hastalıklıymış bir hale göre farklı. Yani farklı diyelim. Farklı bir bağlantısallık. Çünkü yani bayağı buna motive ol. Yani illa bunun adının Instagram olması gerekmiyor. Yani işte Google'u da kullanarak ya da işte ne bileyim mesajlaşma sistemlerini de kullanarak. Yani, LinkedIn'i, akademiyası bilmem nesi falan. LinkedIn'i kullanarak da yani biz o bağın öyle ya da böyle bir parçası oluyoruz. Bu bağın ayrıca illa adı Instagram olduğu için kötü kullanım yapmak zorunda da değiliz. Instagram'dan tabii. İçerik açısından muhteşem veri verdiğim ve veri aldığım alanlar var. Şeyde senin şimdi de var. Bu sensin de. Bak ben gene bağlantısallık açısından insan organizma kitlesinin total gittiği yönü işaret ediyorum aslında. Ama bu bir öğrenme ya. Işte o dediklerim benim de çok işime yarıyor. Ama bu kitle, insan, Homo sapiens kitlesi bir araya gelince eline de böyle bir araç verirsen ne yapıyor? Bıçak verdiğinde birbirini doğradığı gibi, tarih bunlarla dolu. Böyle bir teknoloji verdiğinde de başka bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla toplam faydası buradaki oluşan, şimdi bu o evrimleşiyor. Acemi telefonu ilk evimize telefon geldiğinde düşünsene kötü şaka yaptık abi biz yıllarca birbirimize. Yani telefon gibi basit bir aletle milleti arayıp terzi orada mı falan. Yani hatırlarsın öyle bir şeyde. Çok abartmayayım. İşletme dediğimiz bir durum var. Ha yani bir şeyde hani onun da kültürünü öğrenme, işte kendini geliştirme bir aşamaydı. Bak ben... neyi yıkıcı diyorum biliyor musun? Telefonla, ev telefonuyla ya da bıçakla, baltayla her fırsatta bir adam öldürsen yani ciddi bir hasar vermen aylar alır. Ama bugün bir tweetle ortalığı yakıp yıkabilirsin. Böyle bir potansiyel var. Ya yani bağlantısallıkla ilgili bu özgürlük gibi görünen bu durumun sonuçta insan organizmasını tanıdığında bizi nereye götüreceği aşikar demek istiyorum. Çok özetle yani. Şimdi teknolojinin kendisi çok iyi, bağlantının kendisi çok iyi ama hani bağlantısallık fikrini konuşuyoruz ya. Bağlantısallık fikri aslında ortak yapının olası davranışına dair bir öngörü sağlamayı ve bu davranışı düzeltmenin yeni bir mühendisliğini öneriyor. Sistemi holistik olarak anlamak ve o bütüncül olarak anlamak. Yani o bütüncülün içerisinde de nasıl bir fonksiyonu icra etmen lazım? Mesela devlet tarafından interneti yasaklayarak bunu çözemezsin diyor bağlantısallık. Çünkü diyor, o şey yaparsan başka bağlantı kuracak, daha beter olacak. Senin radarına yakalanmayan başka unsurlar nedeniyle iyice başka bir döngüye girecek. Ya da şöyle ele alabiliriz. Yani devletsel bir denetim, denetimin devletsel formu işlevsiz diyor artık. Evet. Yani denetim tabii gerekli. Tepeden olan bir şey ancak evet. Eski tip bağlantısallıkta çalışıyor. Eski tip bağlantısallıkta çalışıyor. Ya da daha az sayıda insanın birbirleriyle ve daha az frekanslı bağlı olduğu yapıdayken çalışıyor. Şimdiki yapıda yani devletin şimdiki bildiğimiz fonksiyonları kalkıyor. Denetim fonksiyonu kalkıyor. Denetim yok değil ama. Bağlantısallığın şimdiki halinin getirdiği bir yeni denetim oluşacak ama bunun oluşması için de problem, o problem için gerekli olan denetimin alenileştiği yeni bir kültür organize etmek gerekiyor. Ya bakış açıları hani dönem dönem çok acayip değişiyor. Yani IBM başkanı dünyada hani yazılımcı adam ilk defa delikli kartlar üzerinden şeyi planlamış adam dünyanın 3 tane bilgisayara ihtiyacı vardır diyor. Şimdi mesela bu zekanın, bu kesinlikle aptallıkla alakalı bir durum değil. Bu zekanın bir bakış açısında kaldığı yer. Şimdi, o bağlantısallıkta kalmış. Aynen öyle. Şimdi ama bir şey değişiyor ve birdenbire Steve Jobs hayır her evde bilgisayar olabilir aslında kişisel olarak bilgisayara ihtiyacımız var dediği bir evreye getiriyor ve bu ikisi arasında acayip bir şey değişiyor yani bakış açımızda. Ben de bağlantısallıkla alakalı böyleymiş gibi geliyor. Değişen şeyin ne olduğu, kültürün adaptasyonu, belli bir evrim gerektirdiği, işte değişim süreçleri, hatta bir kısmını görüyormuşum gibi bile geliyor örüntüsel olarak geçtiğimiz 10 sene, 20 sene içerisinde. Çok hızlı olduğu için. Bak seninle aramızdaki şu anda iyi polis, kötü polis farkının temel nedeni de şöyle söyleyeyim, bir şey fark ettim. Biz bağlantısallık derken hep sınırları belirgin bir yapının içindeki bağlantısallığı konuşuyoruz. Mesela beyin, insan toplumu, karınca. Fakat
bağlantısallık ve yaşamdaşlık diye Türker Hoca'nın özellikle ifade ettiği şey, her şey bağlantısal bir ağın parçası. Evet. Yani dolayısıyla ben mesela beyni anlamak istiyorsam, işte insan toplumunu anlamak istiyorsam, ne bileyim böyle galaksileri falan, bütün sistemi içine alacak bir bağlantısallıkla belki bunu anlamaya en yakın bir bakış noktası yakalayabilirim. Yani bunun bir başka çıktısı daha var. Bu sistem öyle davranıyor, bunun bağlantısallığını şöyle yöneteyim derken sen dışarıdan haberdar olmazsan mesela ekosistemdeki bağlantısallık, memeliler arasındaki bağlantısallık, karasu ekosistemi arasındaki hatta bağlantısallık. Hatta galaksilerle ilişkindeki bağlantısallık. Zamansal bağlantısallık, evrimsel yani bağlantısallık. Bunları mesela göz ardı ettiğimiz takdirde işte mesela bugüne kadar yaptığımız hataları tekrar ediyoruz aslında. Ben belki biraz da o bütünün içerisindeki tuhaflığımızı kötü diye etiketlemeye eğilimliyim. Çünkü abi yani yaptığımız tuhaflık nadiren hayırla sonuçlanıyor. Yani hep kötü oluyor. Yani çünkü doğayı bilmeyen doğanın maskarası oluyor. İşte iyi bir şey yapıyorum diye çıkıyorsun. Tıp bunun örneği, antibiyotikler bunun örneği falan. Ömrü uzattı, Allah razı olsun, çok güzel ama antibiyotikler yüzünden öleceğiz yani. Çünkü yok artık antibiyotiklerin öldüremediği bakteri var yani. Bir coşarlarsa bittik biz. Bunun peşine onu konuşalım seninle. Şu alternatif. Emin misin? Valla evde milleti kabız etmeyelim pazar pazar. Ya, bilmiyorum. Bir düşünelim bence. Bence. Bağlantısallık şöyle diyeyim. Bağlantısallığa başladık. Yani evet. Daha. Evet. Yok, daha bu konuyla bunu biraz çiğneriz. Evet. Konuşacaklar. Birazcık da çalışacaklarımız da var. Evet. Yani en azından. Ben kendi tabii tarafından. Ya bu arada hani Türker Hoca hakikaten fikrine çok emek veren bir insan. Onun fikri üzerine ben de meslektaş olarak üstün körü konuşmak istemem. Hatta kendisinden de bir şey alalım. Yani evet. İcazet alalım bir bakalım olur, hocam biz konuşuyoruz. Ama ben daha ilk 20 sayfadayım, çıkamadım işin içerisinden yani. Tamam, ben yardımcı olurum o konuda. Tamam sana. Yani. Bizim işimiz benim bu. Dilim jargonum da ona çok yatkın değil. Ben hani çok anlama çabasıyla beraber bokumla boğuşuyorum yani kitap okurken. Aslında Türker Hoca ile beraber bir kitap yazmak lazım. Bence bu muhteşem bir fikir söyleyeyim. Bak çok altını çizerek bak, söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Yani hocam, ben şey ihtiyaçtan ve faydadan bakarak söylüyorum. Hani pratik karlılıklarla alakalı değil. İhtiyaç ve faydadan böyle bir ihtiyaç ve böyle bir fayda grubuna bence ihtiyaç var. Bunu Türker Hoca'ya... Bunu da hiç yayında söylememiştik ama artık. Neyse hayırlısı evet, söylemiştik. Belki üzerine konuşmak güzel olabilir. Çok güzel oldu. Güzel başlangıç ama konuşacağız şimdi Allah'ın sağlığı. Aynen. Hadi bakalım. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim.